anda mezhep ayrılığına dayalı sistemin kaldırılmasını isteyen sivil toplum örgütleri laiklik çağrılarını yoğunlaştırmaya başladı. Başkent Beyrut'ta binlerce kişi bu taleple parlamentoya yürüdü. Yıllarca iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede hükümet ve meclisin yapısı mezheplere göre belirleniyor. Nikahtan boşanmaya, doğumdan ölüme, yaşamın birçok alanında da din adamlarının sözü geçiyor. Beyrut'taki bu meydanda toplanan kalabalığın tek bir talebi var. Lübnanlı kimliğinin yeniden tanımlanmasını istiyorlar. Hristiyan, Müslüman, Şii ya da Sünni olmaları ikinci planda. Bizi yönetenler mezheplerine göre değil, vasıflarına, yeteneklerine göre belirlensin diyorlar. Bu eylem bugün bizi izleyenleri harekete geçirebilir. Eğer bize katılırlarsa tabii ki değişim mümkün olur. Ama birilerinin ilk adımı atması gerekiyor. Herkes eşit fırsatlara sahip olmalı. Bu eylem internette sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta başlatılan bir kampanyanın ürünü. Bir Müslüman din adamının Beyrut'ta bir rock konserini yasaklaması üzerine başlatılan hareket binlerce taraftar bulmuş. Böyle bir sistemin oluşturulmasının başlıca nedeni Lübnan'ın çok küçük ve farklı toplumların mozaiğinden oluşan bir ülke olması. Resmen tanınan 18 farklı dini grup var. Sünniler, Şiiler, Dürziler, Hristiyanlar arasında da Protestanlar, Katolikler, Maruniler, Ermeniler ve diğerleri. Bu sistem ülkenin 1940'lı yıllardaki kuruluşunda çatışmaları azaltmak ve bu farklı topluluklar arasında uyum sağlamak içindi. Amaç buydu. Ama şimdi genç kuşak bu sistemden bıkmış halde. Bu durumun siyasi klikleri devam ettirdiğini ve insanların hak ettikleri için değil, ait oldukları topluluğa göre başlıca görevlere getirilmesine neden olduğunu söylüyorlar. 21. yüzyılda bunun artık kabul edilemez olduğunu vurguluyorlar. 1943'te Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Lübnan'da din ve mezhep ayrılığına dayalı hassas bir denge var. Cumhurbaşkanı geleneksel olarak Maruni Hristiyan, Meclis Başkanı Şii, Başbakansa Sünnilerden seçiliyor. Kamu kurumlarındaki atamalar da mezheplere dayalı kotalarla yapılıyor. Fakat iktidar paylaşımındaki bu denge 1975'te başlayan ve 15 yıl süren iç savaşı engelleyemedi. İç savaşı sona erdiren Taif Anlaşması'nda bu sistemin kaldırılması çağrısı yer alıyor. Ama henüz bu konuda adım atılabilmiş değil. Sistem sadece siyasette değil, Lübnanlıların hayatının her alanında egemen. Ülkede medeni kanun yok. Doğum ölüm kayıtları, evlilik, miras, her şey dini kurallara göre belirleniyor. Örneğin Müslümanlar evlat edinemiyor. Maruni Hristiyanlar boşanamıyor. Farklı mezhep üyeleri birbirleriyle evlenemiyor. Lübnan'da resmi nikah yok. Jocelyn ve Eddie gibi bazı Hristiyanlar resmi nikah kıymak için Kıbrıs'a gidiyor. Dini nikah diyecekleri bir şey yok ama biri Maruni, diğeri Ortodoks. İki kilise de onları evlendirmiyor. Lübnan hükümeti bununla birlikte ülke dışında kıyılan nikahları tanıyor. Çok sorun yaşadık. Sonunda nikah kıyabildiğimiz için kendimi dünyanın en mutlu insanı sayıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Ama herkes bu çift gibi nikah kıymak için Kıbrıs'a gidemiyor. Birçok kişi ise sistemin değişmesini istemiyor. Bu görüştekiler sistemin her dini gruba söz hakkı verdiğini söylüyor. Bazıları da sistemin kaldırılması halinde Lübnan'ın parçalanabileceğini belirtiyor. Özellikle genç kuşakta bu sisteme karşı yoğun bir öfke ve bıkkınlık var. Ama bence değişme şansı neredeyse sıfıra yakın. Çünkü iki farklı çıkar çevresi söz konusu. Özel konuşmalarda ne kadar tarihi, modası geçmiş olduğunu söyleseler de siyasi yapı ve dini yapı sistemin bu halinden çıkar sağlıyor. Dolayısıyla bu çıkarlar var oldukça ben sistemin değişeceğini sanmıyorum. Ama Beyrut'taki bu gösteriye öncülük edenler uzun soluklu bir mücadele verdiklerini ve bunun ilk adım olduğunu vurguluyor.